Aa, ne demek reddedildi? Allah Allah, şaka mı bu? Sezin Hanım, merhabalar. İyiyim, iyiyim, sağ olun. Bu internet bankacılığında bir problem mi var acaba? Online alışveriş yapmak istiyorum da iki kartımdan da çekilemedi diyor. Yani reddedildi. Bir bakabilir miyiz lütfen? Nasıl ödeme yapılamıyor? Ne demek bloke oldu? Anlıyorum. Peki, ben şimdi bir şirketle görüşüp hemen hallettiriyorum. Tamam, yok, sağ olun, sağ olun. Çok teşekkürler. Ah Akif, ah. Kesin senin bu işte bir parmağın var. Kesin. Akla sıra benim huzurumu kaçıracaksın, değil mi? Ama yemezler. Boş işler mi? İçeride mi o? Evet, içeride. Sen yine ne işler çeviriyorsun ha, Akif? Kredi kartlarım neden ödenmiyor? Bak, eğer benim huzurumu kaçırmak için yapıyorsan bunları... Suzan, ne diyorsun? Allah aşkına ne diyorsun yani? Ne diyorsun ya? Ne huzuru? Zaten işimiz başımızdan aşkın. Ensemizde boza pişiyor. Vallahi bir de senin buhranlarınla uğraşamayacağım, kusura bakma. Şirket olarak zor durumdayız. Bu. Ne demek zor bir durumdayız? Senin rahmetli terki dünya etmeden önce yanlış bir yatırım yaptı. Kucağımıza da yüklü miktarda borç bıraktı. Gitti. Allah Allah. Benim hiç haberim yok böyle bir büyük borçtan. Ne? Haberim mi? Şaka yapıyorsun herhalde. Suzan, krediyi çekmek için sen imza attın. Erhan, Suzan Hanım yerine başkasına mı attırdınız oğlum imzayı? Yok Akif Bey. Suzan Hanım kendi imzaladı. Kenan Bey'in cenazesinden sonra şirkete geldiğinizde imzalamıştınız. Allah rahmet eylesin. Gir. Suzan Hanım, başınız sağ olsun. Sağ ol. Ben gerçekten çok üzgünüm. Ne oldu, bir şey mi söyleyecektin? Evet. Rahmetli Kenan Bey şirketimizin yeni bir yatırıma girmesi için bankaya bir kredi başvurusunda bulunmuştu. Fakat paranın transferi için gerekli imzayı atamadan maalesef. Maalesef. Onu kaybettik. Evet. Ama şirket imza yetkilisi olarak sizin imzanızda ilerleyebiliyoruz. Peki, ver imzalayayım. Ama ben o kağıtları imzalarken başıma böyle bir dert açılacağını nereden bilebilirdim ki? Bana hiçbir açıklama yapmadınız. Ticaret risk işidir ortak. Sen o koltuğa oturup benim ortağım olduğunda risklere de ortak oldun. Kenan ölmeden önce bir projeye başladı ve maalesef fiyasko ile sonuçlandı. Yani ciddi bir borcun altına girdik. Ya sen yabancı değilsin yani. Bir süredir toparlamaya çalışıyorum ama iyi değil gidişat. Nasıl yani? Ne demek iyi değil? Ne demek? Ne demek iyi değil? Ya burada tek sıkıntıda olan sen değilsin. Kenan krediyi çekince ben de yüklü bir miktarda nakit para koydum ortaya. Yani hepimizin kaybı var. Akif, sen ciddi misin? Yani nasıl oluyor her şey böyle bir anda terse dönüyor? Ben hiçbir şey anlamıyorum şu an. Vallahi gönül isterdi ki zamanımız olsun, ben sana burada ekonomi dersi vereyim. Ama öyle bir zamanımız yok. Eğer bir çıkış yolu bulamazsak bittik.
Bir çıkış yolu vardır muhakkak. Akif, sen yıllardır bu işi yapıyorsun. Nasıl birdenbire böyle bir şey olabiliyor? Ticarette her şey birdenbire olur ortak. Yanlış yatırım yaparsan patlarsın. Büyük yanlış yaparsan da büyük patlarsın. Ama benim adım Akif Atakul. Ben öyle kolay kolay teslim olmam. Bir iki yer var. Onlardan para bulmaya çalışacağım. Bir şekilde kurtaracağız durumu, bulabilirsek. Ya bulamazsan o parayı? Ya gelmezse? Vallahi Suzan'cığım, o para gelmezse kapıya kilidi asarız. Sen her şeyini kaybedersin, ben işimi kaybederim. Bu maceranın sonu. Akif, yalvarırım. Bir yol bul, çöz bu işi. Suzan, yalvarsan da çözmeye çalışacağım. Yalvarmasam da çözmeye çalışacağım. Çünkü benim de başka çarem yok. Şimdi müsaade edersen biraz çalışayım da bakalım nereden bulacağız para. Ben sana ipini çekeceğim demiştim Suzan Manyaslı. Sen zaten çoktan iflas ettin de henüz bundan haberin yok. Erhan, para nerede? Oğlum, hani şirketi kurtarmak için para bulacağız ya. Hani para nerede? Para nerede? Vallahi Akif Bey, ben bile size inandım. Aşçıların bir lafı vardır kardeş. Esnaf lokantalarının duvarlarında yemediğimi yedirmem yazar. Yalanına kendin inanmazsan kimseyi inandıramazsın Erhan. Oğlum, bu buz gibi olmuş ya. Allah aşkına bir kahve söyle şuradan. Söyleyeyim Akif Bey. Hadi. Ben de böyle peşin satan gibi. Bu üçüncü tebligat. Son. Bundan sonra herhangi bir uyarı gelmeyecek. Yani bu elimde tuttuğum şey Suzan'ın köprüler önceki son çıkışının bileti, öyle mi? Aynen öyle Akif Bey. Eğer Suzan Hanım bunu da ödemezse haciz memurları harekete geçecektir artık. Vallahi Erhan'ım, yani burada ne yazıyorsa o, önüne geçemezsin ki. Akif. Neler oluyor? Neler oluyor derken ülkemizde mi, dünya genelinde mi bir bilgi istiyorsun? Zırvalamayı kes. Şirketin borcu için paralar geldi mi, gelmedi mi? Benim kartlarım ödendi mi, ödenmedi mi? Bana bunlardan bahset. Bu ne kart sevdasıymış? Holding elden gidiyor, holding. Sen hala karttasın ya. O işler öyle senin sandığın gibi kolay olmuyor efendim. Evet, gelmesini beklediğimiz bir para var. Ama öyle hop diye hesaba geçmiyor. Onun da bir zamanı var. O yüzden de hala bütün hesaplar bloke yani. Peki daha ne kadar sürecek bu durum? Elinden geleni yapıyorum. Bunu o kadar çok söyledim ki sana, bak bir kere daha tekrarlayayım. Elimden geleni yapıyorum. Ha sen benim sistemime güvenmiyorsan ortağız ya biz hani. Sen bir sistem geliştir, getir parayı. Burada böyle koridorda gezmeyi biliyor kasım kasım yöneticiyim, yöneticiyim diye. Al yönetici ol, hadi bul parayı, rahat edelim, buyur. Benim tahammülüm kalmadı artık. Bu işi bir an önce çöz. Ne, atar mı yaptı bu bana? Bu aralar ben bak Suzan'ı hiç iyi görmüyorum. Yani kızcağız böyle bir dalgın, kafası karışık. İşte o karışıklıkta demek ki gelen üçüncü tebligatı da dikkate almayacak. Göremeyecek. Yapacak bir şey yok. Ya bir şey söyleyeceğim sana. Haciz memurları gelince bir kamerayla falan bir yerden böyle bir çeksek ya Suzan'ı be. Moralimiz falan bozuk olduğunda burada yansıtır yansıtır izleriz. Ha, böyle hem motivasyon olur bize. Ha? Ne dedin? Anlamadım. Ne ya, bunda anlaşılmayacak bir şey yok oğlum. İroni yapıyorum ya. Ya Erhan, ironi yapıyorum. Artık Allah aşkına şu dimağını bir aç ya. Ya iyice aptallaşmaya başladın sen yani. Ya yeter ya.
Vallahi benim artık tahammülüm kalmadı bak. Çok sıkılıyorum, haberin olsun. Git bari bir kahve mavi bir şey söyle işe yarayan. Masa tenisi oynuyoruz. Oraya gel. Alarmı duymamışım. İkinci ders anca yetişirim ben. Siz takılın. Bu ne ya? Aa! Siz kimsiniz? Ne yapıyorsunuz? Çekilir misiniz hanımefendi? İşimizi yapıyoruz. İşiniz mi? Annem bu saatte size tablo mu alsın dedi. Anne! Anne! Sabah sabah ya. Anne! Ne oluyor? Ne yapıyor bunlar? Bir şey söylüyorum, cevap versene. Ha, kim bunlar? Ne oluyor? Bittik. Bittik. Bittik mi? Bittik ne ya? Anlatır mısın? Mahvolduk. Elimizde, avucumuzda hiçbir şey kalmadı. Ne? Bunlar haciz memuru mu şimdi? Ay saçmalama anne, şaka mı yapıyorsun? Akif, halledeceğim demişti. Bulacağım demişti parayı. Sen o adamın lafına mı inandın? Sen o adamın lafına mı inandın? Ne yapıyorsun sen ya? Bırakır mısın şunu? Hanımefendi, biz görevimizi yapıyoruz. Lütfen zorluk çıkarmayın. Bakın hanımefendi, neyi alıp neyi alamayacağımız bizim kararımız değil. Ne diyorsun sen ya? Babamın o benim. Anne bıraksın, bir şey söyle. Harika. Bir sakin ol kızım. Bir dakika bekle, hemen geliyorum. Anne! Anne nereye gidiyorsun ya? Anne! Sen ne yapıyorsun ya? Bırak şu bilgisayarı. Hepsi burada. Anne, ya sen neden duruyorsun? Bir şey yap ya! Kızım, bir sakin ol. Çekmeceleri taşıyabilir miyiz? Onları alamazsın. Bırak! Siz bunların hiçbirini alamazsınız. Benim olan hiçbir şeyi alamazsınız siz. Bize yardımcı olun lütfen. Bu işi bitirmeniz lazım, biliyorsunuz. Siz ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz? Hanımefendi, üstünüzdeki takları alabilir miyiz? Ya nereye? Hiçbir yere götüremezsiniz siz benim eşyalarımı. Ne yapıyorsun ya? Bırak onu. Hanımefendi, lütfen. Ver şunu dedim. Lütfen, zorunu çıkar benim. Ver hanımefendi. Şunu diyorum. Alamazsın. Benim olan hiçbir şeyi alamazsın. Yeter! Harika. Harika kızım. Anne, ne yapacağız biz? Allah seni kahretsin. Allah senin belanı versin. Senden nefret ediyorum, nefret. Ya Suzan, ne yapıyorsun? Kendine gel, Allah Allah. Seninle tanıştığım güne de, kocamla ortak olduğun güne de lanet olsun. Ya ölmüş adamın arkasından lanet okumayın. Vallahi kendine gel ya. Gelmeyeceğim.
Gelmeyeceğim, bıktım artık senden, bıktım. Bunun hesabını soracağım sana. Aşağılık pislik herif. Ya bak, bak son kez söylüyorum, şirketteyiz. Sesinin ayarına dikkat et, kendine gel. Aylardır sakladım benden borcum olduğunu. Tebligat bile evime gelmiş, almışsın onu, el koymuşsun. Benim evime geldiler, her şeyimizi aldılar, bizim her şeyimizi. Hepsini sen planladın, sen biliyorum. Şimdi bir dakika, burada araya girmem gerekiyor. Çünkü eksikler var. Tebligat evine gelmedi. Şirkete geldi. Ama sen okumadan imzalamaya alıştığın için onu da arada... Vallahi ne yalan söyleyeyim, bu özelliğin işimi epey kolaylaştırdı. Benimle uğraşma dedim. Dinlemedin. Şimdi de sonuçlarına katlanacaksın. Nefret ediyorum senden Akif. Sen iğrenç bir adamsın. Vallahi ne yaparsan yap, istersen nefret et. İstersen iğren, istersen tiksin, ne yaparsan yap. Ama evi acilen boşalt. Ne? Ne demek bu? Yani şu demek, işte Almanya'dan yeğenim geliyor. Ya ne demek olacak? Eğer haciz memurları gelip işini bitirdiyse rica ediyorum evimi boşalt artık demek. Hayır. Hayır. Bunu yapamazsın. Vallahi doğru söylüyorsun. O eksik oldu. Daha fazlasını yaptım. O kışlığın. Bak bu yazlığın. Heh, bu da çiftlik evi. Yani daha doğrusu çiftlik evim. Senin olan her şey artık benim. Suzan Manyazlı. Ben sana dedim. Bir gün gelecek. Ayaklarıma kapanıp özür dileyeceksin dedim. Şimdi tam sırası. Umut belanı versin senin. Eli de ağır arkadaş. Deli kız ya. Ha, kutlamaya mı geldin? Kutla kutla, sevin hadi. Aa, ne diyorsun sen be, ne kutlaması? Bu alçak oyununuzu sizin yanınıza bırakmayacağım. Bu hırsızlığınızın bedelini ödeteceğim size. Göreceksin. Arabamız var mı diye sormak bile istemiyorum. Taksiye verecek paramız olduğuna şükretmemiz gereken bir durumdayız. Harika. İnanamıyorum ya. O pis herif yüzünden beni bu hale düşürdüğüne inanamıyorum. Ne yapacağız şimdi? Daha yani bir planın var mı anneciğim? Sibel'i aradım. Bir süre onda kalır, ne yapacağımıza karar veririz. Kafam çok karışık. Ben bu haldeyken bir şey düşünecek durumda değilim. Karar verdiğin zamanları da gördük zaten. Sonuç ortada. Sibel'de neden kalacağız ki biz? Neden otelde kalmıyoruz? Paramız yok çünkü harika. Anladın? İdare edeceğiz. İdare ne ya? Sen gerçekten saçmaladın iyice. Anne bunun ne işi var burada? Kesin öğrendi, dalga geçmeye geldi. Yok, sakin ol. Kimse henüz bir şey bilmiyor. Fazla vaktinizi almayacağım. Sadece bir şey göstereceğim size. Hani 9 ay beni karnınızda taşıdınız. Hani ister istemez bir bağ var ya aramızda. Sırf onun hatırına şunu bir okuyun lütfen. Lütfen. Harikaya dokunmadım demiştim. Ama sözümün size bir karşılığı olmadı. Ama şimdi kendi kızınızdan benim yapmadığımı öğrenince... hani belki diyorum, belki ya.
Belki hatanızı anlar, utanırsınız. Sen kendine nasıl böyle bir zarar verebilirsin? Bu nasıl bir hırs? Bu nasıl bir öfke? Şimdi bunu mu konuşalım anneciğim? Yani şu an bu halimizde bunu mu konuşalım? Ben artık sana diyecek laf bulamıyorum. Ya tamam. Ben yaptım ya. Sizi kıskandım. Dayanamadım, yaptım, tamam. Ama benim üstüme gelme lütfen. Gerçekten bugün çok kötü bir gün geçirdim ve konuşmak istemiyorum. Öleyim mi istiyorsun, ne istiyorsun anlamadım ki. Siz bir yere mi gidiyorsunuz? Kötü bir şey mi oldu? Oldu Ömer. Oldu. Hatta çok da adaletli bir şey oldu. Biz anne kız cezamızı bulduk. Başımıza gelen her şeyi hak ettik biz. Anne susar mısın? Susmayacağım harika, susmayacağım. Yalanla, dolanla, parmağında oynatacak biri değilim ben. Senin annenim ben, annen. Senden çok özür dilerim Ömer. Çok özür dilerim. Burnunun ucunda dönen, hiçbir şeyden haberi olmayan gerizekalı bir anne olduğum için özür dilerim senden. Suzan Hanım, ben yardım edebilirim. Ne olduğunu da bilmiyorum ama yani elimden geldiğince... Gelmez. Senin elinden bir şey gelmez. Sağ ol. Gider misin? Tamam. Gidiyorum. Ne talihsizlik Suzancığım ya. Üzüldüm vallahi. Sorma Sibel'cim, sorma. Yani tadilat bitti. Tam rahat edeceğiz derken boru patladı. Ustayı çağırdım ama çok ciddi problem varmış borularda. Birkaç gün sürer dedi. Yani bayağı iş çıktı, bakma. Mobilyalar ne durumda peki? Hepsi gitti maalesef. Kullanılmaz haldeler. Ay canım boş ver, üzülme. Ne güzel bahane olmuş işte, yenisini alırsın. Hı hı. Kesin alırız. Kusura bakmayın, siz de böyle çat kapı geliverdik ama. O ne demek Suzan? Duymamış olayım. Tabii ki bize geleceksin. Hem otel odalarında sıkılırdınız zaten. Lütfen rahatınıza bakın. Kendi evinizde gibi davranın. Yani tabii tabii. Bak yabancılık çekmek yok. Darılırım. Sağ olun. Eksik olmayın. Kıyafetleriniz için de kıyafet dolabımız var burada. Buraya kullanabilirsiniz. Ah, tamam. Teşekkürler. Ben yok. Yok mu? Yok maalesef. Ama holde var. Duş almak istersen şu anda müsait. Ha yok. Teşekkürler. Zahmet verdik Sibel'cim sana da. Suzancığım yeter ama artık. Lütfen rahat ol. Hadi ben gidiyorum. Siz dinlenin. İyi geceler. İyi geceler. Kızım sen delirdin mi? Kendimizi buraya zor attık zaten. Kalkmış odada banyo yok diye surat yapıyorsun. Evet delirdim. Şu odaya bir bakar mısın? Fare deliği resmen. Bu yatakta taş gibi. Koskoca evde başka oda yok sanki. Anneciğim, idare etmemiz lazım diyorum. Neden anlamak istemiyorsun? Ne kadar idare edeceğiz? Çünkü ben böyle evsiz gibi yaşamak istemiyorum da. Ondan soruyorum. Yani ben de bilmiyorum ki harika. Kafam karmakarışık, hiç iyi değilim. Ama bulacağım bir çözümünü. Gidecek başka hiçbir yerimiz yok. Paramız da az. Ne kadar paramız var? 700-800 kadar var. 1000. Lira. Nasıl yani?
O para bize bir hafta yetmez ki. Ne yapacağız peki? Bir şey düşündün değil mi? Anne, bakma öyle. Bir şey düşün. Borç falan iste. Tamam, tamam. Sakin ol. Halledeceğim bir şekilde. Bulacağım çözümünü. Sakin ol sen. Günaydın canım. Hayırdır suratın asık? Gece uyuyamadın mı? Yok, uyuyamadım. Yatak biraz rahatsızdı. Aa. Yok canım. Gayet rahattı. Sen yerini yadırgadın herhalde tatlım. Pek alışkın değil de başka yerde kalmaya. Ondandır herhalde. Sen okula geç kalmadın mı? Ben sana bir sandviç hazırlayayım. Aç gitme. Al bakalım. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Hoşça kal Zübeyir abla. İyi dersler. Ben yolcu edeyim. Harika. Harika, sen ne yaptığını zannediyorsun? Ha? Ya resmen huzurumuzu kaçırmak için uğraşıyorsun. Dün odada yok banyo yok. Yok yatak rahat değil. İnsanlar bizi evlerine kabul ettiler. Biraz terbiyeli olur musun? Tamam anne, tamam. Kapa konuyu. Gideceğim ben, para verir misin? Bu ne? Para. Ne yapacağım ben bu 20 lirayla? Taksiye yetmez ki bu. Harika. Ne taksisi kızım? Otobüse bineceksin artık. Ben otobüse falan binmeyeceğim de. Delirdin sen iyice ha. Delirmedim. Paramız yok diyorum. Paramız. Anla artık şunu. Tamam anne, tamam. Hep aynı şeyleri söylüyorsun. Dinleyemeyeceğim seni. Bu otobüse falan binerlerken bir şey, kart mart bir şey kullanıyorlar. Ne yapacağım? Nereden alacağım onu? Ben nereden bileyim kızım? Herkes nereden alıyorsa oradan alacaksın. Sor işte. Tamam. Bu zamanda nakit para tutmak çılgınlık. Yani bence bir an önce yatırım aracına dönüştürmek gerekir. Yani dikkatli ol. Kendisi biraz geç kaldı ama. Bir şey mi dedin canım? Ha yok. Çok lezzetli olmuş her şey. Teşekkürler. Afiyet olsun. Bak, sen çok güzel bir kadınsın. Üstelik Kenan'ın ölümüyle ciddi bir servetin sahibi oldun. Etrafında dolananlar çok olur. Tanımadığın insanlara güvenme. Ha bunu dedim diye de bir yalnızlık hissine kapılmayasın. Bana güvenebilirsin. Yani ben pek kimseyle ilgilenmiyorum. Aklımda böyle şeyler yok. Yani sonsuza kadar yalnız yaşamayı düşünmüyorsun değil mi? Hayatım, Suzancığımı daha fazla sıkıştırmasak mı? Hani kendi özel hayatı ya sonuçta. Peki, peki, tamam. Asıl konuya dönelim. Paranı nasıl değerlendiriyorsun? Bir yatırım danışmanım var, o ilgileniyor. Ha, yani eğer bir yardıma ihtiyacın olursa gerçekten 7/24 beni arayabilirsin. Tamam, teşekkürler. Telefonunu ver, numaramı kaydedeyim. Benim telefonum içeride de. Kızım sen şu salatadan niye almıyorsun? Ver anneciğim. Suzancığım, sizin bu tadilat işleri ne oldu canım? Hani ustayla falan konuştun mu? Birkaç güne biter herhalde değil mi? Konuştum. Yarın belli olacakmış. Biter herhalde. Yahu, rahatınıza bakın. Ne zaman biterse biter. Hadi, devam, devam. Tabii, tabii. Ya ben merakımdan soruyorum sadece ama insanın kendi ev gibisi yok. Evet, tabii öyle. Kadın resmen kapıyı gösterdi bize.
Harika. Abartıyorsun. Sadece bir soru sordu. Anne sen şaka mı yapıyorsun? Sen şu an gerçekleri görmemek için çabalıyorsun bence. Adam sana asıldı. Sibel abla da rest çekti bize. Kızım, saçmalıyorsun ama. Ben mi saçmalıyorum? Adam numaranı istemedi mi? Yok yardım ederiz. Sen beni ara istediğin zaman. Biz de yedik. Hoş. Sibel abla da yemedi. Ya ne yapacağız biz? Bak bankta falan kalmayacağız değil mi? Ne yapacağız? Kızım. Ağlama. Tamam. Bak bulacağım ben para. Nedense sana hiç güvenemiyorum. Yani hiçbir şey çözemeyeceksin gibi geliyor bana. Nereye? Banyoya. Hemen elindekini yerine bırak. Elimde bir şey yok ki. Ya ben kapıyı açık görünce girdim. Farkındayım, izinsiz girdim. Yani kusura bakmayın. Hı hı, tabii. Seni yalancı, terbiyesiz hırsız. Suzan hemen buraya gel. Sibel abla. Bak ben çok özür dilerim. Ne olur çok özür dilerim. Annemi çağırma lütfen. Suzan. Ne oldu? Aa, sen niye ağlıyorsun kızım? Kızın küpelerimi çalmaya çalışırken yakaladım. Bir de utanmadan inkar ediyor. Harika. Anne ben bir şey çalmadım. Ya ben sadece bakıyordum gerçekten. Sus yalancı. Doğru konuş lütfen Sibel. İstediğim gibi konuşurum. İkiniz de pılınızı pırtınızı topluyorsunuz, defolup gidiyorsunuz evimden. Çabuk. Anne. Anne kalk. Ne oldu kızım? Anneciğim her şey kötü bir rüyaymış. Bak evimizdeyiz. Hizmetçi kahvaltıyı hazırladı. Harika. Yapma ne olursun. Tamam tamam. Şaka. Ben okula gideceğim para ver. Sen de böyle battaniyenin altında hayattan kaçmaya devam et anneciğim. Harika. Bana bak. Sabrımı taşırıyorsun yeter. Sürekli beni suçluyorsun. Başka kimi suçlayacağım? Sen aptallık yapmasaydın biz bu halde olmayacaktık. Bu ne ya? 20 lira ver bari. Yetmez bu. Sen akbil almadın mı? Gayet de yeter. Kızım, niye öyle duruyorsun? Yesene yemeğini.
Canım istemiyor benim. Afiyet olsun. Bütün gece aç mı duracaksın? Evet. Bütün gece aç duracağım. Böyle yaşamaktansa aç kalayım daha iyi. Senin bir şey yapacağın yok çünkü. Biz böyle sefil devam edeceğiz. Biraz sabırlı olur musun lütfen? Daha dün bir, bugün iki. Ben tünelin sonunda bir ışık görsem sabırlı olurum tabii. Ama yok. Öyle karşımda duruyorsun. Ne yaptın? Borç bulacaktın. Aradım İnci'yi ama durumları müsait değilmiş, paramız yok dedi. Sen de inandın yani buna, öyle mi? Yani ne yapayım, harika kadın öyle dedi. Başka? Başka? Başkası da şu an gelmiyor aklıma. Al işte, haklıyım ben. Sen hiçbir şey yapmayacaksın. Bir de sabırlı ol diyorsun. Bir iş falan bul bari. Ben böyle marketten aldığın yarım ekmekle doyacak mıyım? Sen bana bakmak zorundasın. Tamam harika, tamam. Tamam mı? Ne tamam ya? Ne tamam? Delireceğim ya, Allah kahretsin ya. Şu an korkunç bir kabusta gibiyim. Vallahi senin hislerin hiç umurumda değil harika. Çamaşırlarımız temiz kalsın diye uğraştım bütün gün. Onu görüyorum. Hani diyorum, sen burayı bu kadar çok sevmesen, alışmasan, acaba buradan kurtulmanın yeni yollarını mı arasan? Aramadığımı mı zannediyorsun harika? Ben hiçbir şey yapmıyorum ama bu durumdan çok mu memnunum sanki? Şu eziyeti çekmekten zevk mi aldığımı düşünüyorsun? Vallahi bravo kızım ya sana. Devam et, bravo. Nihayet. Ne oldu? İş başvurusu yaptığım yer beni yarın görüşmeye çağırıyor. Yani nereden çıktı şimdi bu? Bizim de elimiz armut toplamıyor herhalde kızım. Bütün gün burada boş boş oturduğumu zannediyorsun ya. Ben bir sürü yere iş başvurusunda bulundum. Bak, hemen cevap geldi işte. Ya tamam. Bozulma. Sen şimdi baya çalışmaya başlıyorsun yani. Güzel. Hangi pozisyon için çağırdılar peki? Halkla ilişkiler müdürü olacağım. Yes! Yakışır benim anneme. Oy. Olur inşallah, hadi. Ya olacak tabii ki. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ay, ben isim benzerliği sanıyordum ama gerçekten sizmişsiniz. Buyurun. Eşiniz Kenan Bey ile patronumuzun arası zamanında çok iyiydi. Bazı davetlere katıldığınızı çok net hatırlıyorum. Ay, evet. Ya ben de hatırlıyorum. Yani ne yalan söyleyeyim, her zaman çok şıktınız. Teşekkür ederim. Evet, moda ile ilgilenmeyi seviyorum. Suzan Hanım, halkla ilişkiler müdürü pozisyonunun için deneyimlerinizi öğrenebilir miyim? Ben Ataman Grup'ta yönetici olarak çalıştım. Tabii eşim vefat ettikten sonra. Başka? Başka bir deneyimim olmadı ne yazık ki. Peki bu konuda herhangi bir eğitim aldınız mı? Ya da bir sertifika programı falan da olabilir. Yok maalesef.
Meslek lisesi mezunuyum ben. Sonrasında da pek fırsatım olmadı açıkçası. Tabii onca davet gezi falan varken insanın aklına gelmiyor tabii değil mi? Açıkçası size soracağım daha çok soru var ama ben sizin vaktinizi almak istemem. Biz bu pozisyon için deneyimli ve eğitimli birini arıyoruz. Pardon ama ben başvuruda her şeyi apaçık yazdım. Madem aradığınız deneyimli bir elemandı, neden beni buraya kadar çağırdınız? Anladım. Anladım. Gerçekten Suzan Manyaslı mı gelecek, bir görelim bakalım dediniz, değil mi? Böylece kahve içerken dedikodunuza güzel bir malzeme çıkmış oldu. Yazık. Umarım sizin de bir gün hayatınız benimki gibi alt üst olmaz. Umarım kimsenin iyi niyetine muhtaç olmazsınız. Kolay gelsin. Evet. Suzan Hanım. Suzan Hanım. Ah, çok pardon. Ben biraz dalmışım da. Kusura bakmayın. Evet, fark ettim. Çok zaman oldu hiç uğramıyorsunuz mağazamıza. Bir selam vermek istedim. İyi yaptınız. Evet, gelemedim epeydir. İnanın tam size göre şeyler var bu sezon. Eminim bayılacaksınız. O değil de mağaza müdürünüz içerideyse ben bir kendisiyle konuşmak isterim şu ilanla ilgili. Tezgahtarlık ilanı için mi? Evet. İçeride tabii, buyurun. Yani daha ilk günden olmaz da ilk hafta sonu bir avans isterim. Sonra da buradan daha iyi bir yere çıkarız. Nasıl yani? Anne çok sevindim ya. Ay sonunda kurtulacağız bu çöplükten. Harika. Abartma. Sonuçta buradan daha kötü yerlerde yaşayan insanlar da var. Biliyorum. Kümeste yaşayanlar var mesela. Farkındayım ama sonuçta ben o şartlarda doğmadım. Öyle de yaşamak istemiyorum. Peki. Sen hiç anlatmadın. Nasıl geçti? Odan falan büyük mü? Odan mı? Ah, sen bilmiyorsun. Neyi? O iş olmadı. Eğitimimi ve deneyimimi yeterli bulmadılar. Nasıl yani? Sen bana işe girdim dedin. Girdim. Girdim de başka işe girdim. Hani Adayla Kaan'ın annesi vardı, Ayşenur Hanım. Hatırlar mısın? Mağazası vardı. Böyle güzel İtalyan markalar getirir satardı. Evet. İşte onun mağazasında işe girdim. Ne olarak? Mağaza müdürü. Yok. Tezgahtar olarak. Ne? Anne. Saçmalama ya. Ya ben sana inanamıyorum ya. Ya sen kendini bu kadar nasıl düşürebilirsin? Bana alternatif sundular da ben mi istemedim? Müdür ol dediler de ben mi reddettim? Ya ne söylüyorsun sen ya? Bir söylediğini düşün. Ben artık hiçbir şey düşünemiyorum ya. Hiçbir şey düşünmeyeceğim. Rezillik bu. Allah kahretsin. Yorulduk galiba. Ölüyorum. Zonk zonk zonkluyor ayaklarım. Yani bir dakika daha ayakta duracak halim yok resmen.
O zaman o saçma sapan işi bırak anneciğim. Ha oldu. Önümde işler diziliydi de. Saçma sapan konuşma harika ya. Buyurun. Patronun yeni talimatı Suzan Hanım. Bundan sonra otelimizde kalmaya devam ederseniz haftalık ödemeyi önden peşin almamız gerekiyor. Nasıl yani? Anlayamadım. Yani siz tabii ki öyle bir insan değilsiniz ama para vermeden kaçıp giden çok insan oluyor. O yüzden ödemeyi önden alacağız artık. Biz belki ayrılırız. Henüz netleştirmedik. Bir aramızda konuşalım, size bilgi verelim, olur mu? Olur, peki. Ayrılacağız dedin adama. Nereye gideceğiz ki? Yani bu otele her hafta para vermektense bir ev tutmak daha mantıklı diye düşündüm. Ne kadarımız var bunun için? 500. Sen delirdin herhalde. Dalga mı geçiyorsun benimle ya? 500 lirayla nereye taşınıyorsun acaba sen? Beni bu iğrenç yere getirdiğine mi yanayım? O ezik Ömerlerin mahallesine getirdiğine mi? Hangisi daha kötü? İnan artık ayırt edemiyorum. Etme lütfen harika. Hatta bence sorgulama artık. Ya başımızı sokacak bir yer istiyorum ya. Başka hiçbir şey istemiyorum. Hatice Hanım geliyor galiba. Geldim. Merhaba Hatice. Merhaba. Hanım değil mi? He Hatice ben. Evde bu sanırım. Ev bu işte. Yani bir kontrat falan bir şey yapmaya gerek var mı? Ne düşündünüz? Vallahi onu hiç düşünmedik. Parayı vereceğim, anahtarı vereceğim. O kadar yani. Ah tamam, çok güzel. Tamam. Banyosu falan var mı buranın? Yani devamlı sıcak su akıyor mu? Ha sen lavaboyu diyorsun. Var kız var. Şoh beni yakacaksın. Bir 40 dakika bekleyeceksin. Mis gibi yıkanırsın vallahi. Neyi yakacaksın? Şoh ben. Hatice Hanım, burada 500 lira var. Eksik kalan kısmını gelecek ay tamamlasam olur mu? Yok, olmaz. Hem ben sana evi bir oda eksik mi veriyorum? Hem bak depozit neyin de istemiyorum. Sen hele git, paranı tamam et, öyle gel bacım. Ama ne olur bakın, bavullarla ortada kala kaldık. Ha, yüzüğümü size rehin bıraksam olur mu? Ya da telefonumu bıraksam size? Ya bacım ben senin yüzüğünü, telefonunu ne edeyim? Ben paramı istiyorum. Sen hele git, güzelce paranı tamam et, öyle gel. Hadi. Harika. Sen burada bavullarla birlikte bekle. Bir yere ayrılma. Hemen geliyorum ben. Nereye? Geliyorum. Anne! Harika. Ömerler nerede? Ömerler ne alaka ya? Bir dakika. Sen para istemeye mi gittin? Evet, para istemeye gittim. Ama evde yoklardı. Amcaların evi de boştu. Allah kahretsin ya. Kızım, kardeşin nerede? Biliyorsan söyle lütfen. Anne, bak beni deli etme. Kardeşim falan deme şuna. Yetimhaneye gitmiş onlar. Ne?
Abisi hapse girmiş. Ben de bugün öğrendim. Hay Allah. Hiç haberim olmadı ki benim. Pardon da. Haberin olsa ne yapacaktın? Ömerciği yanımıza mı alacaktın? Biz kendimize zar zor bakıyoruz. Sen farkındasın değil mi? Ya ben sana diyorum ki kimse duymasın, kimse görmesin. Sen 100 lira için o çocuğun ayağına gidiyorsun ya. Peki neredelermiş? Hangi yetimhanedeler biliyor musun? Bilmiyorum anneciğim. Sen bence onları bu kadar düşüneceğine bizi düşün. Sokakta kalan biziz çünkü. Ne yapacağız? Otele falan gidelim. Kızım, otel motel yok artık. Unut şunu. Bu evi tutabiliyorsak tutacağız. O kadar. Allah kahretsin ya. Sokakta mı kalacağız? Parkta mı yatacağız? Ne yapacağız? Ömerlerin evi kapısı açıktı. Gir içeri, ezerler seni. Kümeste mi yaşıyorsunuz canım siz? Ay burası kümes mi koktu ne? Ay çok fena. Gel anneciğim. Geç, oturalım şuraya. Nasıl yaşıyorlardı acaba? Aslında mutlu görünüyorlardı biliyor musun? Birbirlerine çok bağlılardı. Sen buraya daha önce geldin mi? Hı hı. Bir kere geldim. Ömer benim hayatımı kurtarmaya çalışırken arabanın önüne atladığında onu hastaneye götürmüştüm. Sonra onu buraya getirdim. Bayılıyorsun değil mi oğluma? Seni kurtarmıştı falan. Çok hoşuna gitmişti. Aynısını ben de yapardım biliyor musun? Gerçekten mi? Niye şaşırıyorsun anne? Ben senin çocuğun değil miyim? Seni düşünemez miyim? Tabii ki düşünürsün. Tabii ki düşünürsün güzel kızım benim. Şimdi beni burada görseler, o olsun falan derlerdi kesin. Ay harika demezlerdi. Öyle çocuklar değil onlar. Anne biz hep böyle fakir mi olacağız? Kızım yapma ne olursun. Üzme kendini böyle gel. Gel yat birazcık dinlen. Hadi gel. Gel üzme kendini. Gel. Kafanı sen bunlar şimdi. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.